Merhaba. Merhaba değerli seyirciler. Değerli izleyiciler, bugün dünya için çok önemli bir gün. Notlarımı hazırladım. Ama önce bir merakla başlamak istiyorum söze. Şimdi bütün dünyada özellikle Orta Doğu Savaşı'ndan sonra dışarı verilen, Orta Doğu'dan dışarı çıkan nüfusun yarattığı bir korku ve İslami terörün Avrupa'yı vurmasının bu korkuyu pekiştirmesiyle yükselen bir faşizm, bir ırkçılık eğilimi bütün dünyada hakim oldu. Hocam ona İslami terör değil de İslamcı terör diyelim. İslamcı terör tabii, dinci, evet. Dinci terör. Evet. Şimdi bütün dünyaya hem bu savaştan dolayı Türkiye'nin emdiği, absorbe ettiği 5 milyona yakın başka yerlerden de sadece Suriye'den, Irak'tan değil Afganistan'dan falan da gelen işte ilticacılar diyoruz onlara. Çünkü resmi olarak mülteci sayılmıyorlar filan. Yani iltica edenler ve ek olarak İslamcıların Avrupa'da yaptıkları terör bütün dünyada bir ırkçı otoriterliğin egemenliğine, yükselişine sebep oldu. Bu çerçevede Türkiye'de, Macaristan'da, Brezilya'da, başka ülkelerde de bir takım yönetimlerin demokratik yollarla iktidara gelmiş olmalarına rağmen daha otoriter eğilimler sergiledikleri görüldü. Ve bütün bunların başında, bütün bunların liderliğinde de Amerika'daki Trump yönetimi örnek gösterildi. Yani ben etrafımda entelektüel geçinen ve işte liberal, ikinci cumhuriyetçi, eski solcu filan olanlardan da maalesef işittiğim bir gelişme. Ya hoca sen de yani bu demokrasi, insan hakları, işte laiklik, maiklik boşuna yani nefes tüketiyorsun. Onlar eskiden savunduğun bir takım şeylerdi. Artık dünyada bunların geçerliliği yok kardeşim. Dünyada bak işte Trump gibi liderler Amerika'nın işte emperyalizmi, demokratik kurumların ve kuralların yok edildiği bir döneme girildi diye örnek veriyorlardı. Şimdi Trump'ın ayrılış nutkuyla ilgili de söyleyeceğim bir şey var ama esas olarak son Biden'ın ilk seçim sonuçları ilan edildiğinde yaptığı konuşmayla bugün yemin töreninden sonra yaptığı konuşmada aynı temaları vurguladığına işaret edeceğim ve bu temaların iki özelliğine vurgu yapmak istiyorum. Bütün otoriter rejimlerden sonra tekrardan demokrasiye dönme çabası gösterecek olan ülkelere ve oradaki politikacılara örnek olması gereken İki çok önemli vurgusu var. Birisi diyor ki demokratik irade zorbalıkla bastırılamaz. Demokratik irade zorbalıkla bastırılamaz. Ve adalet herkes için adalet diyor. Ayrıca her iki konuşmada da bu zorbalığa karşı demokrasiyi ve adaleti herkes için istemesini bir başka kavram üzerinden savunuyor. Sürekli kullandığı kavram Unity, United Nations, birleşik, bütünleşik, işte birlik, beraberlik şeyleri ve diyor ki biz büyük bir milletiz, biz demokrasi savaşını kazanacağız, biz işte beyaz ırkın üstünlüğü, white supremacy, beyaz ırkın üstünlüğünü yeneceğiz diyor ve özellikle Kamala Harris'e de işaret ederek biliyorsunuz Kamala Harris çünkü African American değil yani bizim kabaca zenci dediğimiz gruptan değil ki o sözü de artık ayıp kullanmıyoruz Afrikalı Amerikalı diyoruz onlardan değil annesi Hintli babası Jamaikalı yani siyah onun grubu siyah black deniyor. Ve işte ona işaret etti. Onu yanına aldığını ve bunun nedenini bütün bir ülkeyi birleştirmek, bütünleştirmek olduğunu iddia etti.
Ama çok önemli bir şey söyledi. Çok önemli bir şey. Dedi ki ben bütün milletin başkanı olacağım dedi. Yani ben partili başkan olarak seçildim ama diyor. Partili başkan olarak seçildim ama ben bana oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Ben bütün ülkeyi kucaklayacağım diyor. Ve empatist. Diyor ki aynı düşüncede olmayanlara karşı kendinizi karşınızdakinin yerine koyarak düşünün. Ve fikir ayrılıklarının savaşa, dövüşmeye, ayrılığa yol açmamasına destek olun diyor. Çok önemli bir konuşmaydı. Ben o konuşmanın tercümesinin bütün liderlere, bütün ülkelerdeki liderlere dağıtılmasını ve şu anda görevde olan ve göreve talip olan bütün liderlerin, iktidardaki ve muhalefetteki bütün liderlerin o konuşmayı dikkatle okumalarını istirham ediyorum. Çünkü Amerika'daki demokrasiyi tahrip eden, demokrasiyi yozlaştıran, oturduğu koltuğun gücüne güvenerek bütün kuralları ve kurumları tahrip eden bir yönetime dayanarak bunu dünyadaki yeni eğilim diye kafamıza vurmaya çalışanlara müthiş bir cevaptır. Şimdi bunu söyledikten sonra bu bence en önemli olay. Birkaç notum var bu hem Trump'ın bırakmasıyla hem de bu yemin töreniyle ilgili ilginç şeyler oluyor. İlk defa Amerikan tarihinde. Şimdi hemen söyleyeyim. Birazdan bunların kanıtlarını da söyleyeceğim. Kanıtlar var çünkü. Biden yönetimi adeta bir düşman elinden alıyormuş gibi başkanlığı geldi. Şimdi hemen söyleyeyim mesela. Bir önceki başkan bu devir teslim töreninde yok. Buna karşılık Biden her iki partinin de başkanları burada diyerek orada olan başkanları işaret etti. Gerçekten yani Cumhuriyetçi Parti'den Bush vardı. Bir önceki başkan Demokrat Parti'den tabii bildiğiniz gibi Obama vardı. Ve ondan önce Clinton gene Demokrat Parti'den ama Bush'un varlığı özellikle Cumhuriyetçi Parti başkanlarının da ona destek verdiğini gösteriyordu. Pence oradaydı. İkinci başkan yani Trump'ın ikinci başkanı oradaydı. Ama çok önemli bir özelliği vardı bu yemin töreninin. İlk defa bir başkan yemin ederken kabinesinde hiç kimseyi belirlemiş değildi resmen. Oysa daha önce yemin eden başkanların en azı iki sekreteri, iki kabine üyesini, iki bakanını belirlemiş. Kimisi 8 bakana kadar belirlemiş olarak yemin ediyor. Biliyor musunuz neden? Yorumcular, Amerika'daki en ünlü yorumcular, Bluesler, şunlar bunlar, bunu Trump'ın adamlarının, Trump'ın bürokrasideki adamlarının Biden'ın yolunu kesmemesi, Biden'ın atamaları, yapacağı atamaları sabote etmemeleri için gizlendiğini söylüyor. Yani dehşet verici bir şey. 25 bin milli muhafız orada. Hayret edeceksiniz. Tabii orası Amerika derhal hepsine bakmışlar. 12 tanesi bu white supremacy denen beyaz ırkçıların adamı olarak görüldüğü için derhal alındı oradan. Böyle şeyler var. Son parlamento baskınında yeni açıklanan kayıtlar var. Polislerin baskıncılara yol verdiği görülüyor. Yol veriyorlar. Çünkü orada bağırıyor baskını yapan. Diyor ki biz diyor senin patronunun diyor emriyle geldik buraya diyor. Senin patronun diyor Trump değil mi diyor. Bırak geçelim diyor ve işte diyor, polislerin bir bölümü çekiliyor. Merdivenlerden çıkıyorlar öbür bölümde ses çıkarmıyor filan. Yani çok ciddi biçimde demokratik kurumları ve kuralları ihlal eden bir deli veli değil, deli filan katiyen değil, bir güç zehirlenmesine maalesef iktidarın güç zehirlenmesine kurban giden bir başkanın gidişini gördük. Şimdi çok önemli bir iki şey var, bir iki simgesel olay var.
bu siyah ikinci baştan yeminini ederken kime yemin etti biliyor musunuz? Çok enteresan. Yüksek mahkeme yargıcı. Fakat o yüksek mahkeme yargıcı bir defa bir kadın. Yani bir kadın yargıcın önünde bir kadın ilk defa Amerikan tarihinde bir kadın başkan yardımcısı yemin etti. Ayrıca o kadın, o yargıç kadın Amerikan tarihinde ilk defa yüksek mahkemeye atanan bir Latin kökenli. Yani tam bir eşitlik, adalet, kadın hakları ve farklı ırkların birlikteliği vurgulandı orada. O fevkalade önemli. Tabii din daima önemli. 127 yaşında bir aile İncil'i üzerinde yemin etti. Fakat daha hoş bir şey var. Ben de torun sahibi olduğum için inşallah herkes torunlarını görür. Biden ailesi torunlarıyla beraber gelmişti oraya. Tabii felaketzede bir aile. Oğlunu kaybetmişti filan. Oraya girmeyelim. O üzüntü verici bir şey. Bu arada Trump'ın giderken söylediği çok önemli bir şey var. Başka bir biçimde diyor. Başka bir biçimde yeniden geleceğim diyor. Yani in some form diyor ama yani hani bir biçimde geleceğim demek istemiyor. Yani ne olursa olsun geleceğim demek istemiyor. Başka bir biçimde karşınıza yeniden geleceğim diyor. Muhtemelen bir parti kuracağı falan söyleniyor ama o bilemiyorum ne olacağını ama başka bir şey biliyoruz. Kimsenin dikkat etmediği bir husus. Şimdi 12'de Amerika'da 12'ye çeyrek kala falan bu yemin törenleri bitti. 16.30'da yani bize 8 ekleyin üstüne bizdeki kaç olduğunu anlamak için senatoda seçilen yeni senatörler yemin edecek. Onlar yemin ettiği anda senatodaki çoğunluk demokratlara geçecek. 50 oluyor, 100 kişi var. 50 demokrat, 50 cumhuriyetçi oluyor. Fakat bu pata durumlarda, eşitlik durumlarında Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yani Kamala Harris'in oyu belirleyici oluyor. Onun oyu belirleyici olduğu için azil kararı Temsilciler Meclisi'nden çıktıktan sonra Senato'ya geldiğinde o azil kararının eğer tabii %51 yetmiyor, 17 tane daha senatör lazım, onaylanma ihtimali belirli. Şimdi böyle bir olayla karşı karşıyayız. Yani Trump'ın yargılanıp eski başkanlık haklarını kullanması da engellenebilir. Bunun bu yani Amerika'daki çok önemli bir olay. Sanıyorum Trump bunun farkında olduğu için durumu yumuşatmaya çalışıyor. Gelenler de iyidir falan filan gibi laflar ediyor. Bunları belirttikten sonra bu azgın milliyetçilik dediği bir husus var Türk eşini oğlunun. Amerika'daki yönetim işte o azgın milliyetçiliğe ve demokrasi karşıtı baskılara direnecek bir yapıyı bütün dünyanın önünde sergiledi. Ve göreceksiniz bundan sonra o Amerika'daki işte Trump'ın getirdiği otoriter ve kural dinlemez, kurum dinlemez örnek pek fazla geçerli olamayacak dünyada. Onu hep beraber yaşayacağız. Biraz uzattım ama dikkat edilmeyen hususların bir bölümünü anlatmaya çalıştım. Buyursunlar. Rica ederim hocam. Çok yararlandık. Hem ben hem seyircilerimiz açısından gayet güzel, önemli noktalara dikkat çektiniz. Şimdi ben Trump'ın gidişini enteresan buldum. Yani bu ikinci 160 yıl sonra gerçekleşen bir şey. Yani ikinci kez bir devir teslim olmuyor ama Pence oradaydı başkan yardımcısı olarak. Çünkü orada başkan yardımcıları başkanla birlikte seçiliyor. Yani dolayısıyla o da seçimle gelmiş birisi başkan yardımcıları. Bu bakımdan bizdeki Fuat Oktay'la düzeltiyorum. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la karşılaştırılmayacak bir konum bu. Seçimle, başkanla birlikte gelen isimler. Yani bir devlet memuru değil, atanmış biri değil.
Durum böyle. Şimdi ben Trump'ın gidişinde bir şekilde geri geleceğiz lafının önemli olduğunu düşünüyorum. Kaçar gibi gitti. Çok ağır bir yenilgi olduğu anlaşılıyor. Ve bu olay bize bir şeyi gösterdi. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki ayrım, Amerika'nın emperyal çıkarları bakımından Trump ve belki Biden arasında çok temel farklar oluşmayacak ama yani her ikisi de Amerika'nın emperyal çıkarlarını, o imparatorluk çıkarlarını, askeri sinayi kompleksin çıkarlarını, Amerikan büyük sermayesinin çıkarlarını bütün dünyada savunmak konusunda Trump ve Biden arasında ancak bir üslup farkından söz edebiliriz. Doğru. Çok çok ama, haklısınız. Çok, evet ama çok Amerikan iç politikası açısından bunun Amerikan toplumu açısından bunun sıradan herhangi bir değişiklik olmadığı son derece açık. Şimdi tabii Tuğrul Türkeş'in azgın milliyetçilik rapı hani fiyakalı bir laf gibi duruyor ama Tuğrul Türkeş faşist diyemediği için azgın milliyetçilik. Ama güzel. Azgın milliyetçilik güzel faşizmdir. Yani olay bundan ibaret. Çünkü yıllardır faşizmle, faşistlikle suçlanmış bir gelenekten gelince insanın dili varmıyor tabii faşist demeye. Şimdi Trump orada birbirinden kopuk bugüne kadar yerel ırkçı grupları, faşizan grupları, evangelist yani kökten dinci grupları birleştirerek ulusal ölçekte bir harekete dönüştürdü. Bu çok önemli bir farklılık. Dolayısıyla 70 milyon oy almış bir kişiden söz ediyoruz. Ve Biden evet bir farkla kazandı ama bu fark 20 milyon, 30 milyonluk bir fark değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani dünyada yükselen yeni sağ dalga, yeni ırkçı dalga, yeni faşist dalganın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın hapşırdığında birçok ülkenin bir tür zatürreye yakalandığını düşünürsek eğer, Amerika'da bu kadar yaygın bir ırkçı, siyah düşmanı, aşırı milliyetçi ve faşizan grubun ve dinci grubun bulunması önemli bir tehdit diye düşünüyorum. İnsanlığa karşı önemli bir tehdit. Dünyanın en önemli gücü, en büyük nükleer gücü, en önemli ekonomik gücü, gerileyen bir güç olmasına karşın. Yani dünyanın yükselen yeni güçleri var. Rusya yeniden yükseliyor. Çin'in yükselişini biliyoruz. Hindistan yükseliyor. Yani Avrasya'da yükselen güçler var. Güç mücadelesi Asya Pasifik hattına kaymış durumda. Bunları elde tutarak yani akılda tutarak bir değerlendirme yapmak lazım ama geriye geleceğim. Trump'ın seçimi kaybetmesi Amerikan gericiliğinin, Amerikan ırkçılığının, Amerika'daki hatta İslamofobik güçlerin ki onlar aynı zamanda sadece siyahlara karşı değil, İslamcı teröre karşı da değil, Müslümanlara da karşılar. Bunu da görmek lazım. Tıpkı Hindistan'daki şu andaki başbakan gibi. Yani 6. yüzyılda yapılmış bir camiyi Hindular yaktılar, yıktılar, yerine bir Hindu tapınağı yapacak kadar ne diyelim bir Müslüman düşmanı. Yani Hindistan'ın %76'sı Hindulardan oluşur ama 200 milyona yakın Müslüman hala Hindistan'da yaşar. Başka etnik ve dini gruplar da var. Dolayısıyla burayı laik yani seküler bir rejim dışında hiçbir biçimde yönetemezsiniz. Trump'ın temsil ettiği şey aynı zamanda Hristiyan kökten dinciliğidir, aşırı milliyetçiliktir, faşistlerdir, ırkçılardır ve beyazlardır. Bunu görmek gerekiyor. Yani Amerika'nın beyazların ülkesi olduğunu söyleyenlerdir. Dolayısıyla Biden'ın kazanması Amerikan demokrasisinin kazanması olarak değerlendirilmelidir. Hiçbir fark yok diyemeyiz. İç politik bir Amerikan iç politikasından baktığımız zaman. Dolayısıyla Amerika'nın uluslararası yani küresel çıkarlarının savunulması bakımından da temel bir fark olmamakla birlikte yine Trump ve Biden'ın izleyeceği küresel siyasetlere de bu durumun yansıyacağını düşünüyorum. Yani Biden Trump'ın tersine otoriter, totaliter rejimleri
ve diktatörleri desteklemek konusunda Trump kadar istekli, Trump kadar kararlı, Trump kadar ne diyelim katı olmayacaktır. Bu kolay değildir. Bunu unutmamak lazım. Ve nitekim gelir gelmez Türkiye dememek lazım ama AKP'nin yönettiği Türkiye için sözde müttefik kavramını kullanmasını buraya bir yere not etmek gerekir. Türkiye ya Türk-Amerikan ilişkilerinin sıkıntılı bir döneme girebileceğini AKP yönetimindeki bir etabın da açıldığına bakmak lazım. Yani bir Amerikan projesi olarak iktidara gelen bana göre AKP'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde sıkıntılı bir döneme girildiğini görmek lazım. İşte aptal olma, kabadayılık yapma gibi mektuplar yazmak yerine daha yaptırıma dönük, daha can yakıcı bazı önlemler alabilir Türkiye açısından. Gelişmelerden bir tanesi bu. Şimdi siz işaret ettiniz, ben onların üzerinde durmayacağım. Yani konuşmasına, yani benim orijinalini de dinlemeye çalıştım. Bu Amerika'nın günü, bu demokrasinin günü diye başladı. Bütün Amerikalıların günü diye başladı ve yaptığınız vurgu önemli. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım dedi. Şimdi Meclis Başkanı Mustafa Şentop katıldığı bir televizyon programında evet Cumhurbaşkanı tarafsız değil, başkanlık rejimlerinin hiçbirinde bu olmaz dedi. Hayır öyle değil, hayır öyle değil. Başkanlık sisteminin dünyadaki en gelişkin ve yerleşik örneği Amerika Birleşik Devletleri. Ya fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlarla partileri arasındaki ilişki gevşek bir ilişkidir. Parti genel başkanı değildir başkanlar. Parti başkanları ayrıdır. Hatta bazı partilerde zannediyorum hem Cumhuriyetçi Parti'de hem Demokrat Parti'de artık eş başkanlık da var. Yani iki başkanları var. Dolayısıyla partilerinin genel başkanı olmadıkları gibi ne diyelim gevşek parti sistemi diye bilinir. Yani siyaset bilimi okuyan herkesin bilebileceği bir şeydir. Bize siyasal İstanbul yani siyasal bilgiler fakültesinde siyaset bilimi derslerinde rejimler anlatılırken ve kitaplarda bu özellikle anlatılır. Şu anki öğrenci arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız da bunu bilecektir. Mustafa Şentop gibi bir akademisyenin, yani profesör ünvanlı bir akademisyenin, tabii AKP kökenli bir meclis başkanı olarak tarafsız değil, bir yemin sıkıntısı var. Tarafsızlık üzerine yemin ediyor ama tarafsız olmaması son derece normaldir demiyor. Örneğin Amerikan başkanı Biden kalkıp cumhuriyetçilere, Cumhuriyetçi Parti'ye pislik, çöplük diyemez. Trump bile demedi ya. Trump bile demedi demokratlar için. Her şeye karşın demedi. Şimdi dolayısıyla rekabetçi bir parti başkanlığıyla başkanlığı karıştırmamak lazım. Amerika şunu da gördük biz bu Trump'ın ve kongre yani meclis parlamento baskınında göklere çıkartılan Amerikan demokrasisinin aynı zamanda son derece kırılgan olduğunu da gördük. Yani yerleşik geleneksel bir güce dayalı şey bir geleneğe bir yerli kurumlara düzeltiyorum kurumlara dayalı olması olsa bile öyle zannedilse bile son derece kırılgan olduğunu da gördüm. Trump gibi bir başkan bu bütün kurumlarla oynayabildi. Bütün kurumlarla oynayabildi. Fakat hocam bana göre yani bu bir güç sarhoşluğundan, güç zehirlenmesinden ziyade Trump'ın temsil ettiği anlayıştan kaynaklanıyor. O nedenle başka bir şekilde yeniden geleceğiz demesi bir kere azilden kurtulmuş görünüyor. Şimdilik başkan olarak sarayı terk etti. Yemin bitti vesaire. Ardından senatodaki oylamadan sonra nasıl bir hukuki durum oluşur onu göreceğiz. Ama yeniden 5 yıl sonra ya da 4 yıl sonra yeniden bir başkan adayı olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama Trump'a göre hani ne diyelim tırnak içinde Trump'a göre daha entelektüel, daha eğitimli, diploması tartışmasız yeni cumhuriyetçi liderler var, senatörler var. Bence onlardan biri Amerikan sağını giderek yani bir faşizan bir doku temelinde yeniden örgütlenme kapasitesine sahip ve bunun önemli olduğunu, önemli bir tehdit, üstelik de küresel bir tehdit olduğunu düşünüyorum. O bakımdan ben demokratların kazanmasının hayırlı bir gelişme olduğunu, Biden'ın seçilmesinin küresel ölçekte Trump'a göre olumlu bir gelişme olduğunu ihtiyatla bunu belirteyim söylüyorum. Söylemek gerektiğini düşünüyorum.
Biden'ın üstelik Abraham Lincoln'e vurgu yapması George Washington'ın yanı sıra önem taşıyor. Abraham Lincoln iç savaş kazanan, köleliği kaldıran başkan. Kuzey-Güney Savaşı'nda 1860-1864, yani bu aslında 1868'e kadar geliyor ve bir suikast sonucu öldürüldü ve devir teslim törenini de bu nedenle yapamadı. Bu çok önemli. Öldürüldüğü için bir devir teslim töreni yapılamadı orada. Başkan yardımcısı yerine geçti. Başkan yardımcısı sonra başkan olarak devretti filan. Şimdi Abraham Lincoln Amerika'nın ikinci kurucu babasıdır. İlk kurucu babalar vardır. George Washington işte ve diğerleri, Jefferson ve diğer kurucu babaları, anayasayı yapan 5 kişi sayılır genelde. Ama Abraham Lincoln de önemlidir orada. İkinci kurucudur. Amerika'yı yeniden birleştiren, güneyli, köleliği savunan, beyaz güçleri yenilgiye uğratıp köleliği resmen kaldıran başkandır. Tabii ırkçılık, ayrımcılık günümüze kadar devam etti. Onu görüyoruz. Bu çok güçlü bir eğilim. Benim bu konudaki değerlendirmem hani uzayacak. Budur hocam şimdilik. Evet, notlarım var ama evet, burada evet. Şey yapalım, diğer konulara geçelim çünkü süremiz azalıyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de çok önemli birkaç gelişme var. Onlara işaret edeyim ama ben Amerika üzerinden devam edeceğim. Ama çok beni rahatsız eden bir şey bu sahtekarlık, AKP'nin AKP yandaşlarına, AKP yandaşı müteahhitlere yapılan destekler filan o hale geliyor ki maalesef orduya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve özel kuvvetlere bir işte kanamayı durdurucu turnikelerin, abdominal diyor, karınla ilgili bir turnikenin sahtesi satılmış ya. Bu korkunç bir şey. Yani bunu kim satar? Hangi vatan haini? Vatan haini bunu yapan. Vatan haini. Onu yapan da vatan haini, satan da vatan haini. Onu bile bile alan da eğer bilerek aldılarsa onlar da vatan haini ya. Yani artık bu kayırmacılık filan. Bir defa buna işaret edeyim. İki, başka çok tatsız bir olay var. Bu Boğaziçi'nin direnişlerine, Boğaziçi'ndeki direnişe destek veren ODTÜ'lü asistanlar işten atılmış. O da dehşet verici bir şey. Şimdi gelelim sizin de haklı olarak tabii söylediğiniz Amerikan dış politikasında, emperyalizminde çok önemli bir takım değişikliklerin olması beklenemez. Fakat başka bir şey var. Şimdi buradaki çelişkiyi değerli izleyicilerimize iyi anlatmam lazım benim en azından. Çünkü ben Obama'nın başkan seçilmesini Amerikan siyasetinde beklenmedik hatta. Yani belli olduğuydu geleceği ama çok büyük bir devrim olarak niteledim. Gerçekten öyledir. Orada yaşamayan bunu bilmez. Yani demin siz söylediniz, köle olarak baktığı gruptan biri kendisinin yöneticisi seçildi. Nitekim oradan gelen tepkileri de derledi. Trump'ın kazanmasının bir sebebi de sadece... Hocam yani bu şunu da gösteriyor. Amerika'da her şeye karşın çok güçlü bir demokratik damar da var. Bir evet, siyasi tabii. Devlet başkanı seçtiler. Bunu unutmamak lazım. Yani tabii. Şu anki başkan yardımcısı Obama'nın yanında yani daha ikincil bir örnektir bana göre. Obama başkan evet, oldu. Tabii. Yani damıcımı yok. Tabii. Başkan seçtiler. Tabii. Çok önemli. Çok haklısınız. Çok. Bu inanılmaz bir şeydir. Ben orada öğrenciyken ya kuzeyden yani Michigan'dan aşağı Texas'taki gösterilere insanlar giderdi de orada öldürürlerdi filan onları. Yani o kadar daha hani 1960'larda kölelik devam ediyordu anlayış olarak tabii. Şimdi onun başkan olması müthiş bir şey. Fakat oradan hemen geleceğim. Hatırlayın Obama geldiği zaman ilk Orta Doğu ziyaretinde Türkiye'ye geldiği zaman ne dedi Türkiye'ye? Model ülke dedi. Neyin modeli? Siyasal İslam'ın, ılımlı İslam'ın, Amerikancı İslam'ın. Yani kapitalizmin, neo kapitalizmin, neoliberalizmin ve neo emperyalizmin müttefiki olan İslam'ın, güya demokratik İslam'ın yani model ülkesidir. AKP'yi destekleyenlerden biriydi çünkü o bir Amerikan siyasetiydi. Evet. Yani Orta Doğu'daki Arap Baharı denen illüzyonu yaratan
ve o Arap Baharı'nın kışa dönüşüp Libya'da, Irak'ta, Suriye'de kan dökülmesine, rejimlerin yıkılmasına, insanların 5 milyon Türkiye'de. Bunun bu projeyi uygulayan Amerika'nın başkanıydı Obama. Yani şimdi demin siz de işaret ettiniz. Amerika'nın iç politikası açısından demokratik rejimin kurum ve kurallarıyla işlemesinin başarısı veya demokratik olması başka şey. Amerikan emperyalizminin etkileri başka şey. Çünkü Amerikan emperyalizminin temelinde o sınai askeri yapı yatıyor. Sınai askeri yapı genellikle o işte beyaz üstünlüğü denen, faşist denen bir damardan, bir gelenekten geliyor. Fakat kurucu babalar bunu bildikleri için öyle bir yapı oluşturmuşlar ve öyle bir anayasa yapmışlar ki ona saygı gösterenler demokrasiyi koruyorlar. Bugün Biden'ın çok önemli söylediği bir şey vardı. Bütün otoriter eğilimli liderler onu okusunlar. Anayasaya yemine sadakat diyor. Yemine sadakat. Yemine sadakat. Okuduğu yemine, anayasada okuduğu yemine sadakat, namusu ve şerefi vesaire. Yani o çok üzerine çok yapılan yemin. Evet, İncil üzerine şimdi, de yapılıyor aynı evet, zamanda. Ve tabii ve çok önemli bir gelişme tabii Secretary of State yani Dışişleri Bakanı olarak atanması beklenen Blinken diye bir adamcağız var. Bu Türkiye'yi çok iyi bilen, Türklerin de çok iyi tanıdığı bir adam. Hem bu şey dolayısıyla 400'ler dolayısıyla Rusya'dan alınan füzeler dolayısıyla S-400. Hem de Orta Doğu S-400'ler dolayısıyla hem de Orta Doğu politikası bakımından çok sıkıntı yaratacak Türk-Amerikan ilişkilerinde. Ona da işaret edeyim. Yani Amerika için içeride iyi olan şey dünya açısından ve hele hele Türkiye açısından çok iyi olmayabilir. Evet. Arkadaşlar uyarıyor, süre bitti diye hocam. Bir konuya işaret edeceğim ve kapatalım. Yarına bırakalım onu. Şimdi polis, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yani geçtiğimiz günlerde silah devredileceğine dair bir karar çıkardı Erdoğan yönetimi. Yani polis gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tank isteyecek. Evet. Yani zaten şimdi bakın 28 Şubat dönemini hep eleştiriyorlar. Polis özel harekatı adı faili meçhul cinayetlere karışmış JITEM vesaire gibi bir takım yapıları 28 Şubat'ta dağıtıldı. 28 Şubat öyle. Yani işte İslamcı hareketin bastırılmasından falan ibaret, bastırılma çalışılmasından ibaret değil. Yapılan ikinci tasarruf polisin elindeki ağır silahlar alındı. Yani çünkü bunların bir tür iç savaşta kullanılma potansiyeline sahip olduğu için zırhlı silahlar. Bunlar yeniden veriliyor. Şimdi Haldun Solmaz Türk'ün ki çok önemli entelektüel bir emekli generaldir bir uyarısı var. Bu bir olağanüstü hal hazırlığı, bir iç savaş olasılığının gözetildiği bir hazırlık demeye çalışıyor. Şimdi bir buraya MİM koymak lazım. İkincisi onun üzerinde biraz daha duralım. Sayın Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve kurucularından, AKP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve AKP'li milletvekilidir kendisi. Yapılan saldırının silahlı bir saldırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Altını çizdiler. O bir terörist saldırıdır. Bunun adını koymak lazım. Kalanını yarın konuşalım. Bugün Amerika ile bitirdik. Bir de takıldığım bir şey var. Takvim gazetesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çöpçüler kralı demiş. O da demiş ki ben çöpçüler kralı değilim ama çöpçülerin dostuyum. Bundan gurur duyarım. Geldikleri yere bakar mısınız? Garip gurabanın temsilcileri, ötekilerin temsilcileri, biz bu toplumun zencileriyiz diyerek gelenler bir muhalefet liderini çöpçüler kralı diye aşağılıyor. Evet, bu AKP'nin yayın organı Takvim gazetesi bütün temizlik işçilerinden, emekçilerinden özür dilemelidir. Ayıptır, terbiyesizliktir bu. Yani insan onuruna bir saldırıdır. Biz bu kent temizse eğer, sokaklarında doğru düzgün yürüyebiliyorsak eğer, o temizlik işçilerinin sayesindedir. Utanç verici bir sözle karşı karşıyayız. Geldikleri yer bu.
garip gurabanın, mazlumun, yoksulun, temsilcisiz diye gelenlerin geldiği yer, ana muhalefet partisi liderini çöpçüler kralı diye suçlamak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey çok iyi bir cevap vermiş, onur duyarım demiş. Onların evet. dostu olmaktan, onların arkadaşı olmaktan. Evet, evet hoşça kalın değerli seyirciler. Ben de değerli temizlik işçileriyle çektirdiğim resimleri Instagram hesabıma koyarak onlara saygımı sunmuş bir birisi olarak, kimilerinin elit filan diye yani profesör filan olduğum için herhalde veya sakalımdan dolayı veya fularımdan dolayı temizlik işçilerini adlarıyla tanıdığım temizlik işçileriyle fotoğraflar çektirip o fotoğrafları Instagram hesabında gururla dostlarım diye gösterdiğim biri olarak ben de çok alındığımı ve Kemal Bey'in dostu aynen ben de onların dostu olmakla onun söylediği cevaba katıldığımı belirtmek isterim. İyi ki buradan gündeme Kemal getirdiniz. Kemal Sunal'a da bir selam gönderelim ve bitirelim hocam. Aynen, Çöpçüler aynen. Kralı filmi çok güzeldi. Doğru. Allah rahmet eylesin. Büyük evet. aktördü. Yarın hoşça görüşmek kalın. Üzere. Hoşçakalın.